Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere atıştırmalıklarım adlı videoyu çekiyorum. Bu video aslında dün çekecektim. Bugün günlerden pazartesi ve ben aslında pazar günü yani dün çekecektim. Ama dün niye çekemedim? Çünkü dün elimde hiç atıştırmak için bir öneri, bir şey yoktu. Ve ben bu yüzden o videoyu çekemedim. Elimde olanlar da böyle yani hiç atıştırmak için bir şeyler değildi. Örneğin mesela yemek yiyeceksin. Anneniz yemeği hazırlıyor ve yemeği hazırlamasına bir saat veya yarım saat var. Ve siz çok acıktınız. O zaman sizin için birkaç atıştırmalık göstereceğim. Ona göre bir alışveriş yaptım. Yani yemek olarak abur cubur falan filan. İsterseniz başlayalım. İlk olarak Tatlıköy'ün bu bisküvileri. Doğrusu bu bisküvileri ben çok seviyorum. Ben bunu hatta hep bahsettim. Böyle çayla kahveyle çok güzel gidiyor. Ve bu kesinlikle bir atıştırmalık bence. Yemeğe çok varsa bunu şöyle küçük bir kasenin içine koyup bunu çayla yerseniz elbette karnınız doyacak ve yemeği yiyemeyeceksiniz. Bu yüzden sadece Tatlıköy'ün bu bisküvilerini eğer küçük bir tabakta biraz koyup yerseniz atıştırmak için çok iyi olur ve siz de atıştırmış alırsınız. Gerçekten çok güzeller. Hepsini çok seviyorum. Ama bu sade. Ben de size sade yemenizi tavsiye ederim. Çünkü normal yani o tatlı olanlar böyle altın başak gibi şeylerden sakın almayın. Onların içinde böyle bir şeyler oluyor. Böyle karamel gibi şeyler oluyor. Ve bu yüzden bu sizin karnınızı doyuruyor. Ama sadelerden alırsanız böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Tatlıköy'ü Seyhanlar'dan aldım. Bu kesinlikle favorim. Yani favori derken yiyecek olarak. Bunu da yani kesinlikle yemelisiniz. İkinci olarak atıştırmalıklardan. İkinci olarak bu bir kutu biskolatalar. Bunlar çok küçük. Şurada bunları hepiniz bilirsiniz. Böyle böyle hatta bunların arkasında bir dakika. Benim bildiğim gibi değilmiş. Bunlar böyle kutularda satılıyor şu anda. Nasıl desem? Kutularda satılıyor şu anda ama eskiden böyle farklı poşet gibilerde satılıyordu. Değişmiş. Bunlar da kesinlikle atıştırmalık ama bunlardan çok fazla sakın yemeyin. İçlerinde bol çikolata olduğu için yani hem dişleri çürütebiliyor hem karnınızı çok fazla doyurur. Çünkü çikolata ne de olsa tatlı niyetine geçiyor. Bu yüzden çok fazla yemeyin ama onun dışında bu bir atıştırmalık bence. Bu da Seyhanlar'ın alanında ve bu da kesinlikle atıştırmalık. Biskolatalar en lezzetlileri. Ben bunları çok seviyorum. Şöyle. Sırada şöyle küçük Karam Gurme diyor. Karam Gurme'nin bu nefis çikolataları. Bunlar çok kalın arkadaşlar. Ben bunu ısırmakta bile zorluk çekiyordum eskiden ama artık öyle değil. Bunlar o kadar kalın ki şöyle hatta bakın böyle bakın kalınlığı işte bu kadar. Ne kadar kalın. Ama ben çok seviyorum. Yani çok lezzetliler. Bitter çikolatalı kremalı gofret. Bitter ama krema olduğu için içinde tatlı oluyor. Ben normalde bitterden nefret ederim. Yani ne de olsa bitter ekşi oluyor ve hiç güzel olmuyor. Ama bu kremalı olduğu için lezzetli oluyor. Ve ben bunu çok seviyorum. Yok, ben yanlışım. Şurada arkasındaki beyaz kot sanıyordum ben onu. Evet. Ben küçükken de bunlar vardı. Yani küçükken derken o kadar değil böyle 6-5 yaşlarında falan. O zaman bunları Seyhan diyorum. Sayfada vardı bunlar. Ben bunları hep alıyordum. Isırmaya çalışıyordum ama ısıramıyordum. Çünkü gerçekten çok zor ısırılıyordu. Ama şimdi ısırabiliyorum. Çünkü artık ne de olsa büyüdük. Herkes büyüyor. Büyüdük ve dişlerimiz de irileştik. Biz irileştik. Artık ben yiyebiliyorum. Bunlar çok lezzetli. Ve bunlar da atıştırmalık. Ama bunlardan yarımını yeseniz daha iyi. Çünkü bunun bu boyutu bile fazla geliyor. Yani ne de olsa iştah kaçırabiliyor. Ama yine de bence bu iyi. Sıradaki ise son atıştırmalık olarak hepinizin tahmin edebileceği ama tahmin edemediği Harley'ler. Burada ters mi çıktı? Evet. Harley böyle büyük paketlerde satılıyor. Ama
Böyle burada ekran kapandı. Ha. Evet. Böyle büyük paketlerdeler. Ama normalde içlerinde böyle hatta şunun bunun birazcık daha şu kadar büyüklüğünde küçük böyle yuvarlak yani şu şekilde şuradaki gibi paketler çıkıyor. İçlerinde tam 10 tane var onların. Bunun içine ne kadar? Bir, iki, üç. İçine tam 10 tane şu şekilde var. Hayır 10 tane diyorum pardon. Bir, iki, üç. Tam yani bu paketin içinde 3 tane var bunlardan. Bunların içinde de 10 tane var. Böyle halleyler. Ben bu halleyleri çok seviyorum. Çünkü o kadar tatlılar ki içlerinde şöyle bir şey oluyor, beyaz bir şey. Onun üstüne oturup jelibon diyorum ben ona. O jelibon dediğim şeyler, o beyaz şeyler. Onları ben eski yani hala öyle çıkarıyordum içinden. Diğer kısımları hemen yiyordum. Son kısmı ağzımda tadında kalsın diye o beyaz şeyleri sonra atıyordum. Çok güzel oluyor. Ama siz öyle yapmayın. Ziyan olur ne de olsa. Bu 3 3 üçlü paket yazıyor mu zaten? Ben hep sayıyorum. Neyse. Halleylerim böyle. Bunlar da atıştırmalık ama bunlardan yanlış anlamayın. Yani hepsini yemeyin. 10 tane bile fazla kaçabiliyor. En az 5 tane yemenizi tavsiye ederim ve çok lezzetli. Bunlar da lezzetli diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sıradaki video yani yarın günlerden salı ama yarın video gelmeyecek. Sıradaki video söylemeyeyim sürpriz olsun. Sıradaki video daha farklı olacak. Güzellik, alışveriş, bitenler, makyaj hiçbiriyle ilgili değil. Yemekle ilgili bile değil. Daha harika bir video. Çekiliş de değil. Yani birazcık güzelleşme ile ilgili. Neyse. Videoyu söylemeyeyim, ipucu vermeyeyim. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.